etmemek fare zehri içmek gibidir. Yaşadığınız kötü olaylarda mağdur siz olabilirsiniz. Haksızlığa uğrayabilir, zor durumda kalabilir, hatta zarar görebilirsiniz. Peki size bu kötülüğü yapan kişiyi affedebilir misiniz? Siz o fare zehirini içersiniz, sanki karşınızdaki zarar görecek gibi hissedersiniz ama aslında o fare zehiri sizi öldürür. Affeden insanlar daha düşük tansiyona sahip, daha az stres yaşıyorlar hayatlarında, bağışıklık sistemleri daha yüksek. Wisconsin Madison Üniversitesi'nden sosyal psikolog Dr. Pelin Kesebir, önce affetmek kavramının doğru anlaşılması gerektiğini söyledi. Affetmek o insanın bizim duygu ve düşünce dünyamız üzerinde iktidar sahibi olmasına izin vermemek. Affetmemek kendi hikayemizde mağduru oynamak vardır. Halbuki affederseniz siz kendi hikayenizin kahramanı olursunuz. Kesebir, affetmenin her şeyi kabul etmek anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Bunu yapmanın kişiyi özgür kıldığına dikkat çekti. Affetmek bize zararı dokunmuş insanları hayatımıza geri almak değildir. Onlarla iletişimde olmaya devam etmek değildir. Affetmenin tersi bir insana bizim düşüncelerimizi bir anlamda rehin vermemizdir. O insan bir anlamda bizim içimizde bir toksin etkisi yapar.